Peki buyurun yemekleri yorumlayın. Berkay seninle başlayalım. Somonu beğendim ama tuzsuz. Ama siz de bir şey tuzlu diyorsunuz. Tuzsuz, şey, tamam. Tuzsuz. Çok buyurun Berkay. Ben hiçbir şey yorum yapamıyorum. Ama buyurun, siz yapacaksınız onu. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen. Sağ olun. Hani şey deyince sonradan atılabiliyor ya Berkay Bey. Evet. Buyurun. O gün nasıl benim çorbamı tuzsuz dediyseniz ben de üstüne evet koyabilirsin dediysem aynı şeyi yine yaşıyoruz. Evet, beğendim dedim. Beğendim dedim size. Ben de size diyorum ki ben de evet. Somonu beğendim. Tamam. Demedim biz. Tamam. Beğendim ama tuzsuz diyor. Bu kadar yani bir şey söylemedim. Salatayı da çok beğendim söyleyemeyeceğim. Makarna da bana hamur geldi. Hamur. Çok beğendim. Hamur makarna. Zaten makarna biliyorsunuz. Ama hamur olduğunu tabii ki biliyorum. Ben 26 yaşında bu kadar ilgim var. Hamurdan yapılıyor yani. Ama hamur gibi yani. Hamur tadı geliyor. Makarna gibi gelmedi hayır, mi? Asla. Hayır asla. Lezzeti falan. Elde, elde açma olduğu için olmasın o. Hani doğrudur tabii çünkü ki. Çünkü taze taze hiçbir kurutulma yani olmadı. Sanki her şey beğenmek zorundaymışız gibi bir... Hani doğrudur zaten tadılmamış ki makarna falan tadına öyle. Baktım. Gerçekten tadına baktım. Yedim. Evet, yememişsiniz Berkay Bey yani çoğu duruyor. Yani çoğu. Sara Hanım'la siz bugün anlaştınız mı? Ben yedim. Evet bir de biz hani ağzı yapıyoruz ya. Kusura bakma da işte buralardan vurmaya çalışıyoruz. Ben 3 tane yedim. Ben dışarıda değilim. Evet. Ben burada kendim yedim. Yememiş ki ama yememişsiniz. Yememişsiniz Berkay. Yememişsiniz. Kamerada da göreceksiniz. Yedim. Yememişsiniz. Bakın balonunuzu yemesem uyarı alıyoruz zaten. Yedim. Ben yedim. Ha ikisi de siz beğendiniz sonuna kadar yemeği bitirmek zorunda mıyız? Hayır. Ben bitirmediniz demedim. Yemediniz dedim. Tabii ki. Yeterli miktarda tatmıyorsunuz. Lazım. Baktım gerçekten mesela yedim. Normalde benim sana şu çatalın ucuyla yediğin o somunu normalde onu daha fazla yemen lazım biliyorsun. Ama ben çünkü şey hani küçücük bir parça tadımı alıyorsunuz. Aldım yani. Bir parça daha yiyebilirsin güzel hattınız için çünkü pişi geliyor. Pişmediğini anladın hani mı somonu? Hani pişti mi evet, bir şey var onunla ilgili bir şey ne dedim? Somonu beğendim sadece tuzsuz dedim bu kadar. Evet peki sen ne diyeceksin Aylin? Somonun tadı güzel ve tuzsuz aynı şekilde yoksa pişmesi güzel. Kılçık da çıktı gösterdim zaten kendisine. Ben ayırtladım. Arkadaşlar da gülüyor. İşte büyük parça. Hani dediğimiz evet. Ya hep benim şansıma ben geldi. De benim size, de şansıma size denk oluyor geldi. Oluyor maalesef. Evet, i̇şte anlıyorsunuz oluyor. Artık İnsanlık bizi. Hali. Salata bana mı gelmedi içinde siz unuttunuz mu? Hani zeytinyağı bilmem. Hiç bizde de yok. Sadece doğramı yok da. Niye eklemedin? Yorumlarımı Hiç yoktan yetiştiremedim. Önünüze hiç yoktan bir salata koymuyordum. Hiçbir şey yok. Sosunu yetiştir yapmışsın satayı. Niye içeride soslayıp getirmedin? Stres mi? Ya unuttum getirirken. Biraz acele ederken zeytinyağı. Sosunu dökmeyi unuttun. Evet. Hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Sos namına hiçbir yani şey yok. Sade. Doğranmış gelmiş. Somonu normalde balık sevmem. Ellerinize sağlık ama maalesef bu sefer tuzsuz olmuş. Evet. Pişmesi nasıl somonun? Güzel. Güzel. Yemiştim çünkü. Tamam. Ondan sonra makarna evet keşke o zaman elinizde açmasaydınız çünkü bayağı kalın makarnam, olmuş. Makarnam yandı. İkinci yandı sefer açtı. Sonradan tekrar oluyor, açıp işte. Yetiştirdim. Görüyor ama ürün eksik çıkmasın diye ben bu makarnayı teşekkür ikinci ederim. Sefer ama açtım gibi. Yaptım yani pes etmedim. Hani evet, eksik yemek gelmesin. Tamam bazı konularda cidden haklısınız. Değil mi? İnsan yaşayınca işte anlıyor. Ellerimi yastık. Her hata yapacak ben yani. Hatamı kabul ediyorum. Peki. Geçen gün Berkay Bey de aynı şekilde peki. Kabul etti. Hatam varsa evet kabul ediyorum ben. Zaten görünüyor herkes ortak olarak. Aynı evet, ben aynen. Şeyleri söylüyor. Bence Bey bir şey sormak istiyorum. Bu sosla böreğe kullandığınız sos vardı ya yanındaki. Evet. Aynı sos. Aynı sosu aynı. Biz kullanıyoruz makarnada. Hani sizi bilmiyorum. Tamam sordum. Yok Tancı ben Bey. De cevabını veriyorum Dilara Hanım. Hani kullanılıyor aynı sos. Hazır başlamışken Dilara devam. Tuzman yemek ana yemekle ilgili ben somonu biraz tuzsuz buldum ama çok lezzetliydi beğendim. Makarna bana göre hamur değil o da güzel ama salata yani çok yavan geldi. Sosu yok çünkü. Bir tuz bir zeytinyağı ya da bir nar ekşisi gezdirseydiniz evet, çok evet. Daha iyi olurdu. Sen makarnayı ve somonu beğendin sadece tuzsuz diyorsun. Evet. Saraya geçelim o zaman. Ben somuna bir şey diyemem çünkü hiç yemiyorum. Pişmiş tabii ama hiç tuzu yok. İyi misin bu arada? Bir şeyin şimdi var mı? Iyiyim. Yok da evet, şimdi zaten iyiyim. Şu kadarcık evet, yedik. Evet, evet. Zorlamadık şimdi sevgili iyi. İzleyenler. Şey yapmıyoruz. Hastalığı yani vardı ya ben yedi, de üstüne gördünüz, gitmek zorlamadık. İstiyorum. Gitmek evet. İstemiyorum üstüne. Yedim ama. Sonuçta. Yedim kaç yıllar dilerim. İyisi bir şeyin de yok. Şimdi iyiyim evet. Süper. Makarnadan yedim hamur. Çiğ yani içinde hiç pişmemiş. Çünkü hiç iki kere açtım diyorum. Şimdiye kadar. İki kere açtım. Tamam onu. Ve üç tane hamuru tamam. İki kere açtım sıfırdan. Tamam sizi ilgilendirmiyor. O bizi ilgilendirmiyor. Tamam, biz sadece tamam, önümüze geleni yorum yapıyoruz. Çiğ kalmış şimdiye kadar çiğ kalın hamur yedik. Sonra eve gidip karnımızı bir ateşe tutup bir pişireceğiz bunları. Tabii, çünkü tabii. Şey karnımızda pişir, şey olacak. Pişir. Pinokyo gibi evet. Pişir, evet. Evet yani. Yanmış tavuk yemekten iyidir. Hiç yanmadı yok yanmış. Hayır. Biraz yanmış böyle. Diyorsunuz. Yanmamış hiç yanmamış. Yanmış Berkay Bey. Hiç hiç. Yanmış hatırlıyorsunuz. Onu da kurumuştu tabii. Kuru pişiremediniz ama. Ben bu balığı en az 40 dakika marine ettim. Ama ben
Zeytinyağında marine ettim bu balığı. Hani alıp da böyle yıkamadan ya da bir işlem yapmadan kılçığına kadar ayıkladım ben bu balığı. Bir şey sorabilirim, onu unuttum. Şeyde neydi? Börekte ıspanağı nasıl yaptınız? Kendiniz aldınız, yıkadınız yoksa hazır kullandınız? O da çok önemli. Aldım dışarıdan. Nasıl? Kendim de burada pişirme yaptım. Direkt atıp attım. Yok, hazır yıkadım. Aldınız, donmuş hazır. Aldınız. Donmuş yoksa aldım. Kendiniz donmuş aldım. O da hazır yani. Niye? Nesi hazır? Nesi hazır? Hazır, hazır. Nesi hazır? Taze değil yani. İspanak. Böyle değildi. Taze değildi, ben onu pişirdim. İspanak sadece değil. Böyle değildi. Evet. Temizlemesi de anlamlı bir şey söyleyeyim. Ispanağı en az 3 kere yıkamanız gerekiyor. Süzgeçten geçirip, çünkü içinde kum falan şu var. Şu an ıspanak var. Niye bir demet şu kadar alıp da bir suya basaydın bir sirkesini, karbonatını? Ondan sonra yıkasaydın hemen böyle, zaten ne kadarcık kullanacaksın, bir kıyıp kavursaydın. Niye donmuş aldın? Ben iki tane elde... Ha, el açmalarım vardı. El açmalarım vardı. Ha, işte iyi olsaydı o kadar da şey olsun. Pilav yapsaydım keşke. Pilav yapsaydım, bu kadar bana laf sokmasaydınız. Evet, ben sadece tabii pilav yapmadım. Tabii pilav böyle tuz muz atmasaydım. Siz dün benim patatesime o sunumla şey yaptınız. Bu ne, büzüşmüş falan burada şey o oldu. Büzüşmüş. Bu ne? Bak, 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 bak siz bak şey onun üzerindeydi o. Tamam. Kekik benim tavuğum. Kekik. Benim olabiliyor yani. Ben onları taze alıyorum. Yok, hayır. İran'dan getirmedim kuru kuru. Taze aldım. Ben de İran'dan tavuğu getirmedim. Değil mi? Ama keşke böyle. Kuru kuru. İran'dan tavuk uçarak getirdim. Evet, öyle. Ne kadar nazik görüyorsunuz. Yumurta, evet, havada. Peki, evet, evet, aynı. Şimdi tamam Jaya Şirin'sin, ben başka bir şey soracağım tamam, sana. Tamam, bu biberler nedir? Hani bir tane sarı kırmızı olsun, süs diye, olsun diye mi, sunum olsun, renk olsun diye mi renk yaptım? Renk olsun içinde yaptım. Niye yani, bu renkler peki Tanju Bey? Ya, hayır, renkler de değil. Renkler şimdi değil. Her biri farklı bir şeyi var. Boyutta. Birisi daha büyük, daha küçük. Yani bu kadar büyük doğramasaydın, bunu böyle ince ince koysaydın, üzerine şey yapsaydın daha hoş olmaz mıydı, daha estetik? Yani ya, doğru ya da makarnada şu şekli mi hedefledin? Yani hani böyle mi? Biri böyle. Ya o şekilde hedefledim. Yani sen boru makarnı mı yapmak istedin? Evet. Penne mi yapmak istedin? Ne şekilde bir makarna hedefledin? Ben bizim ev makarnaları var. Daha ince kesiliyor. Ama hamurum biraz yumuşak düştüğü için, unum kalmadığı için mecbur o ürünü çıkarmam gerekiyordu. Ben de elimdeki imkanlarla büyük ihtimal hani pişmedi diyorsunuz ya. Evet. Unum yoktu. Nişastayla kat. Unumuz neden yoktu? Alışveriş yapmadınız. Beyefendi 3 tane malzeme kullandım. Onu hesaplayamadım. Hesaplayama hatası. Ha, hesaplayamadım. Şey oldu. Hesaplayamadığınız için. Aynen. Ondan bir hatam oldu. Çiğ kaldığını söylediler efendim. Biliyorum. Ama kızarmış, kırılmadı. Ben onunla konuşuyorum. Yok, sıkıntı yok. Cevap ama bana taş atıyorsunuz oradan. Hayır, hayır. Kafama söyledim geldi. Bakın zaten. Kafam kanıyor. Lütfen. Aa, kanamasın. Lütfen. Ben de sizden rica ederim. Hani dün, evet, dün, bak bunlar bir alem. Ben dün, bir ayrı bir nevi şahsına. Ben dünü dünde bırakırım. Bugünü ya, yapamadım. Hayır, hayır. Şimdi bırakamayın. Yemek eleştirisi bana öyle laf söylüyor. Dün benim günümde ya. Öyle konuşuyor. Bana mı söyleyecek? Ben sana söyleyecektim. Direkt sana söylüyor zaten. İnanın bakın şu tabakta ben çok işlem yaptım. Ne şunu işlem bile limon suyuna attım. Şu turbo bile limon suyuna attım. Şunu 40 dakika marine ettim. Çok çok somonu güzel. 40 dakika marine evet. ettim. Ben de o tavuğu 1,5 saat falan pişirdim. Yıllar sonra benim sayemde balık yediniz. Evet çok hiç güzel. Hiç teşekkür de etmiyorsunuz. Keşke yemeseydim. Keşke. Niye diyor bize, niye diyor sayemde balık yedin teşekkür etmiyorsun. Evet teşekkür edeceğim. Rica ederim Farah Hanım. Bir de salatayı yorum yapmadım. Salatada hiçbir şey yok zaten. Yorum yapmak. Hiç yoktan salata var. Bazı arkadaşlarımda salata. Sizde. Ben sizinle konuşayım. Neden arkadaşlara hep katıyorsun? Ama ben bana cevap verin. Masalarda ben sen beni nasıl koruyorsunuz? Berkan'ı Berkay Bey. Hayır ama şimdi. Bir dakika. Sara, ben hiç konuşamıyorum. Sara dün incecik böyle çok da güzel bir salata yapmıştım. Hem de elimde eldivenle iki katlı eldivenle elimde tahtaya falan yapmadım. Makine gibi yani. Tamam. Ben şimdi sizden soruyorum. Neden böyle bir sos yok, biraz bir özen yok, küçük yok, yani neden bu ne? Senin salatanda kaç malzeme vardı? 3 malzeme, sizde üç. Ne kadar ben var? Bende 6 tane malzeme var. 6 yani. Tane malzeme neye değer yani bir havuz şey yok, var, bir tatlı kırmızı tut var, tamam o zaman, tuzu, biberi eksik olabilir. O zaman olabilir. Bütünü böyle masaya bıraksaydık biz kendimiz... Var. Bakın kaç tane şey var işte. O zaman çok, bu ne? Farkındayım olabilir. Yani... Ellerim yandı diyorum. Tamam bak, benim elim de yandı, bak ben gösteriyorum. Ben orada, beni görmüyorsunuz. Ellerim cidden yandı. İki kat. Beni görmüyorsunuz. Kullandım hanımefendi. Krem sürdük. Kullandık. Ellerim yandı. Şu ürünlerim bile hepsine ben ürün kullanarak getirdim. Bir şey söyleyeceğim. Tanju geçmiş olsun da hepsi bir yer çekti. Evet, mutfak kazaldı. Bak kestik. Oluyor. Ben ben hiç söyledim. Salatanın sosunu koyamamanın elini yakmakla ne alakası var? Neden demagoji yapıyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Geldiğimizden beri elimi kestim. Elim yandı.
elim yandı, elim yandı. Yani tamam, anladık, geçmiş olsun. Evet. Allah ağzını güzel bu arada. Dersin. Ama yani. Allah başka dert keder vermesin. Gerçekten öyle ama neden sürekli demagoji yapıyorsunuz? Hani bu puan etkileyeceğini düşünüyorsanız eğer böyle bir şey yok. Evet, yani şey düşünüyorsunuz yani. Ben ne esem oyum. Balığın güzel bir valla çıkmış bak, bu arada. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Gayet güzel bir balık. Tuzu kasıtlı koymadım. Tuzu söyleyeyim. Evet biraz tuzu, eksik. Dedim ekleme olur. Daha ama balığa sonradan çünkü tuz ekilebilir. Ben genelde ben, tuzlayarak hani biraz limon falan farklı bazen soya sosu koyarım. Somon çünkü öyle aman aman çok lezzetli de bir balık değil. Onun için ona lezzet katmak için ekstra bir şeyler yapılabilir ki sen de zaten sos yapmışsın. Eline sağlık, başarmışsın. Ama makarna ve salata konusunda arkadaşlara katılmak durumundayım ki sen o, de haksızım o konuda kusura bakmayın haksız diyorum. Değil. Ben haksızım. Olmamış. Yok ben haksızlık haksızım. Haksızlık demeyelim ona. Yani ben hata olmuş. Yok hatam oldu. Olmuş kusura bir daha bakmayın yapmışsın. Hani bir sürü şey yetiştirmeye çalışırken. İlk ben belki benim önümden yetiştirdim. Katsaydınız Tanju Bey. Efendim? Keşke az el açması katsaydınız. Evet. Biraz bir şey çıkarsaydınız. İnanın bir hamur eksik yapsaydım her şey daha iyi. Evet. Bak bravo. Yani iddiasını ortaya koymak istedi. Pastaneci olduğu için de, pastacı olduğu için de yapabileceğini düşündü ama maalesef işler çok istediği gibi gitmemiş. Ama somonu lezzetli, güzel. Servisler de daha hızlı bu arada. Efendim? Bir de servisler daha hızlı. Tek, hızlı hızlı tek canım. Tek tabağım yok görüyorsunuz. Servisler gayet hızlı. Benim mi daha? Tanju Bey'in servisi gerçekten Hızır gibi yetişti derler ya, o da Hızır gibi bize servis yaptı. Hele ki düne göre kıyaslayarak, çünkü benimki de yavaş değildi ama düne göre kıyaslarsak yani gerçekten arada bir uçurum farkı vardı. Şimdi gidecekler pastaya da tuzsuz mu diyecekler, şekerim yok diyecekler. Bekliyorum hani pastaya da laf bulacaklar. Yok hani meyveleri şöyle böyle. Sanki keşke o kadar uğraşsalardı.